Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yeşil tişörtümüzü giydik ve green card çekilişi ile ilgili özellikle green card çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nasıl bu sonuçları öğrenebiliriz? Sonuçları öğrendikten sonra neler yapacağız? Eğer çıkmadı ise bir sonraki başvuru ne zaman nasıl yapabiliriz? Hemen bu konuya değineceğiz. Kısa bir intro var, hemen dönüyorum. Ekim 6 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuru yaparak DV 2020 Green Card çekilişine katılmış arkadaşların Green Card çekiliş sonuçları 7 Mayıs 2019 Salı günü Türkiye saatiyle akşam 7 yani 19'dan itibaren öğrenilebilir olacak. Bunun için Green Card çekilişin yapıldığı ve sonuçların öğrenildiği resmi site dvloteri.state.gov adresinden hem başvuruları hem sonuçları buradan kontrol edebiliyoruz. İsterseniz hemen bilgisayarda buna bakalım, daha sonra devam edelim. Evet, bilgisayarımıza geldik arkadaşlar. Öncelikle başvuru sonuçlarını öğrendiğimiz sitenin ismi DV Loteri. Aynı yerden zaten başvuruları da buradan yapıyoruz, Green Card başvurularını. DV Loteri diye arattığınızda dvloteri.state.gov diye resmi başvuru sayfasını görüyorsunuz. Hem başvuruları hem de sonuçları buradan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi DV 2020 yani 2020'de gidecekler için olan başvuru 3 Ekim 6 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Eğer siz de bu tarihler arasında başvurduysanız 7 Mayıs 2019 Salı günü öğle EDT zamanıyla Türkiye zamanıyla saat akşam 7 yani 19.00'dan itibaren şurada Check Status diye tıkladığınızda sonuçlarınızı öğrenebilir hale geleceksiniz. Burada şu anda tabii 2020 demiyor, sadece 2019'ları öğrenebilirsiniz diye yazıyor. Siz 7 Mayıs'tan sonra buraya girdiğinizde 2020'leri öğrenebilir olacaksınız. 2020'leri öğrenebilir olacaksınız. Continue dediğinizde burada bilgilerinizi giriyorsunuz. Burası 2020 olacak siz girdiğinizde. 2020 ile başlayan bir konfirmasyon numarası verilmişti size başvuruyu tamamladığınızda. Bu genelde 2020'yi de sayarsanız harf ve rakamlardan oluşan 16 hanelik bir konfirmasyon numarası. Onu giriyorsunuz. Daha sonra soy isminizi yazıyorsunuz. Last name'inizi. Daha sonra doğum tarihinizi yıl olarak yazıyorsunuz. İşte 90 ise 1990. Ve burada size çıkacak olan doğrulama kodunu tıklayıp submit diyoruz. Evet, burada sonuçları işte soy isminiz, konfirmasyon numaranız, doğum yılınız ve altta çıkan doğrulama koduyla girdikten sonra Green Card'ı kazandığınız ya da kazanmadığınıza dair bir sonuç alıyorsunuz. Eğer kazandıysanız DS-260 formu var. Bu formu dolduruyorsunuz. Yeni uygulamayla sizden bazı evrakları dijital olarak taratıp göndermenizi istiyorlar. Gönderiyorsunuz ve 1 Ekim'den itibaren, önümüzdeki 1 Ekim'den itibaren vize mülakatlarına başlanıyor. Vize mülakatına giderken işte istenen evrakları yanınızda götürüyorsunuz. Aynı zamanda burada anlaşmalı olan sağlık kurumunda bazı tahliller, aşılar ve sağlık kontrolü yaptırıyorsunuz. Burada size bir sağlık raporu veriyorlar. Bu sağlık raporuna dair belgeler ve kendi belgelerinizle konsolosluğa gidiyorsunuz randevu tarihinde, saatinde. Burada bir mülakat oluyor. Burada işte siz kimsiniz, ne yapacaksınız, nereye gitmeyi düşünüyorsunuz gibi sorularla bir vize mülakatı gerçekleşiyor. Bu mülakatta eğer vizenizi alırsanız size daha sonra belirlediğiniz PTT şubesine pasaportlarınız vize basılı olarak geliyor. Bu vize ile sağlık raporu tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Amerika'ya giriş yapıyorsunuz. Amerika'ya girdiğinizde size daha önce belirttiğiniz adrese green card'ınız geliyor. Artık Amerika'da işte oradaki vergi numaralarını edinmek, yaşamınızı kurmak, iş bulmak ya da iş kurmak her neyse ya da eğitim yapmak amacınız neyse bunları orada yeni bir hayat kurarak tesis ediyorsunuz. Eğer vizeyi kazanamazsanız, sonuçta bir kısmı kazanırken büyük bir kısmı kazanamayacak. Çünkü belli sayıda kişiye veriliyor ve bir oran şu anda Türkiye'de başvurusu kabul edilenler arasında %2 gibi. Yani her 100 başvurandan 2 tanesine çıkıyor gibi düşünebilirsiniz.
Geriye kalan 98 kişi muhtemelen yeni bir başvuru yapmak isteyecek. Arkadaşlar burada unutmamanız gereken en önemli şey, bu başvurular tamamen ücretsiz ve az önce sonuç baktığımız dvloteri.state.gov adresinden yapılabiliyor. Geçen seneki başvurular 3 Ekim 6 Kasım arasındaydı. Muhtemelen bu yılkilerde yaklaşık aynı tarihlerde olur. Bu çekilişlerle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz ve daha sonra sağdaki zil işaretine tıklarsanız Green Card'la ya da diğer girişimcilik, yurt dışında yaşam gibi konularda çektiğim videolardan da haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Başvurular çok basit bir form var. Eğer daha önce yapmadıysanız ya da bir başkası sizin adınıza yaptıysa, aslında bu çok basit. Burada işte adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, hangi şehirde doğdunuz, bu doğduğunuz şehir hangi ülkeye, hangi ülkenin vatandaşısınız, adresiniz, eğitim durumunuz ve medeni durumunuzu soruyor. Bunları giriyorsunuz ve güncel bir adet fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Bu fotoğrafın belirli şartları var. Eğer bu şartlara uygun bazı fotoğrafçılar bunu sizin için ayarlıyorlar. Eğer ayarlamazlarsa siz işte bir fotoğrafçıda çektirip ya da kendi telefonunuza çekip, burada bir foto tool var. Bu foto, yani fotoğraf ayarlama aracı var. Bununla fotoğrafınızı isteyen şartlara getirip bunu yüklüyorsunuz. Başvurunuzu tamamlamış olursunuz. Başvurunuzu tamamladığınızda bir success, başarı sayfası çıkıyor. Burada size bir confirmation number veriyor. Bu numara ile bir sonraki artık seneye Ekim Mayıs'ta açıklanacak çekilişte sonuçlarınızı kontrol ediyorsunuz. Bu tamamen ücretsiz. Bu başvurularda kesinlikle sizden TC kimlik numaranız, işte ailenize ait başka detaylar, işte kütük numaranız, cilt numaranız vesaire, bunlar istenmiyor. Bekarsanız sadece bahsettiğimiz temel bilgilerle başvuru yapıyorsunuz. Eğer evli iseniz aynı bilgileri eşiniz için dolduruyorsunuz. Varsa çocuklarınız, çocuklarınız için dolduruyorsunuz. Eğer işte eşinizden ayrılmış, yani boşanmış iseniz, bu ve bir çocuğunuz var ise, bu çocuk size bağlı olmasa bile, işte velayeti eşinizde kalmış olsa dahi, bu çocuğun bilgilerini giriyorsunuz. Aynı şekilde çocuğunuzun fotoğrafını da yüklemek durumundasınız. Bir sürü arkadaş, işte ben 5 yıllık başvuru yaptım, işte sonuçlar ne zaman belli olur gibi sorular soruyor. Arkadaşlar, 5 yıllık başvuru diye bir şey yok. Her yıl başvurunuzu yeniden yapmak zorundasınız. Aracı kurumlar size 5 yıllık başvuru danışmanlığı hizmeti satıyorlar. Bunda da şöyle, sizin bilgilerinizi bir kere alıyorlar. Bu bilgilerle tekrar tekrar başvuru yapıyorlar. Ama burada ihmal etmemeniz gereken önemli şey, her yıl yeni fotoğraflarla, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflarla başvuru yapmanız. Eğer aracı firma sizden bir kere fotoğraf istedi ve bu fotoğraflarla tekrar tekrar başvuru yapıyorsa, bu başvurular zaten en baştan çekilişe katılmayacak. Niçin? Bu çekilişe katılırken işte bilgileri kontrol ediyorlar, ama en önemli eleme kriteri buraya yüklediğiniz fotoğraf. Fotoğrafların bir, teknik şartlara uygun olması gerekiyor. İki, son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Ve bunun kontrolünü bir yapay zeka, bot, yani bilgisayar yapıyor. Eğer siz daha önceki fotoğrafınızın aynısını yüklerseniz, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf olmadığı için direkt sizi çekilişten eliyor. Yani siz bir danışmanlık firmasıyla yaptıysanız muhtemelen işte yeniden ikinci sene, üçüncü sene başvurularınızı sizin adınıza aynı fotoğrafla yapıyorsa muhtemelen eleneceksiniz. Eğer ikinci, üçüncü senede kazandıysanız da muhtemelen sizin başvurunuzu sisteme ilk defa giriyordur. O yüzden kazanmışsınızdır. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer böyle 5 yıllık, 10 yıllık başvuru satın almışsanız, firma ile iletişime geçip her başvurudan önce, ki başvurular genelde bahsettiğimiz gibi Ekim, bazen Kasım içerisinde oluyor, bu süreçler içerisinde yeni fotoğraflarınızı onlara göndermeniz ve sizin bu yeni fotoğraflarla girmeniz gerekiyor. Ayrıca işte e-mail adresiniz ya da oturduğunuz adres değiştiyse bunları da onlara bildirmeniz gerekiyor. Ya da medeni durumunuz değiştiyse bunları bildirmeniz gerekiyor. Burada en önemli şey, bahsettiğimiz gibi, birinci kriter fotoğraf, ikinci kriter en az lise mezunu ya da işte bir işte 2 yıllık deneyiminiz olması gerekiyor. Bunlarla ilgili kesinlikle doğru bilgiler vermiş olmanız gerekiyor. Ve başvuru tarihinde verdiğiniz ailenize, kendinize, işte oturduğunuz yere dair bilgilerin doğru olması gerekiyor. Siz başvuru yaptıktan sonra
İşte bu süreç içerisinde medeni durumunuz değişmiş olabilir, adresiniz değişmiş olabilir. Bunlar önemli değil. Örneğin işte bekar olarak başvurmuşsunuzdur, vize size çıkmıştır ama bu süreçte evlenmişsinizdir. Eşinizi de Green Card ile Amerika'ya götürebiliyorsunuz. Bunlarda sıkıntı yok arkadaşlar. Bahsettiğim gibi 7 Mayıs 2019 Salı günü oluyor değil mi? Salı akşamı Türkiye saatiyle 19, yani akşam 7'den itibaren Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmeye başlayacağız. Umarım bu çekilişte kazananlardan olursunuz arkadaşlar. Rabbim hepinize hakkınızda hayırlısını versin. Eğer çekilişte kazanırsanız ya da kazanamazsanız altta yorum olarak bırakırsanız biz de birbirimizden haberdar olmuş oluruz. Bunun dışında arkadaşlar muhtemelen yeni başvurular, hani kazanamayanlar ya da daha önce başvuru yapmamışlar için muhtemelen 2019'un Ekim ayından itibaren olacak. Burada belki hatırlatmakta fayda olan unsurlardan bir tanesi de mesela şu anda 2020 çekilişini sonucunu öğreneceğiz. DV 2020, ama bunlara biz 2018'de başvurmuştuk. Niçin bu hani 2018'dekiler 2020 başvurusu oluyor? Buna şöyle kısaca değinelim. 2018'de başvurular dediğimiz gibi 3-6 Kasım arasında yapılmıştı. Sonuçlar 2019 Mayıs'ta açıklandı ama bu çekilişse kazananlar 1 Ekim 2019'dan itibaren vize mülakatlarına çağrılacaklar. İşte 1 Ekim 2019'dan artık Mayıs-Haziran 2020, bu 5-6 ya da 7-8 aylık süreçte sırayla mülakatlar gerçekleşecek. Amerika'da mali takvim 1 Ekim'den itibaren başladığı için siz 1 Ekim 2019'da dahi, yani ilk gün randevu alıp Amerika'ya gitmiş olsanız dahi aslında 2020 mali yılında gitmiş olacaksınız. O yüzden aslında hani buradaki devi 2020 oluyor. İşte bu sene 2019'un Ekim'inde yapılacak çekilişin adı da DV 2021, yani 2021 Green Card çekilişi olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Bunun dışında daha önce Green Card başvurusunun nasıl yapılacağı ile ilgili güzel açıklamalı işte online formun nasıl dolduracağını bir video hazırlamıştık. Onu buraya koyuyorum. Onu izleyebilirsiniz. Kanala abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.